Şöyle bir sorulara bakıyorum. Pedro yine e, sorulan isimler arasında abi. Bu konuyla ilgili ee, neler ya Pedro Galatasaray'ın görüştüğü, anlaşmaya çok yakın olduğu bir oyuncu. Çarkları ile görüşüldü, anlaşıldı. Orada da mesela bir menajer e, ücretlerinde bir arttırma gidildi. Galatasaray menajer ücretlerini aşağı çekmesini teklifinde bulundu. Burada bir beklemeye geçildi. Galatasaray transferlerde ee, rakamsal konuda özellikle menajerlerden yana e, bir sıkıntı yaşıyor. E, bu konuda da taviz vermiyor. Eğer Cevap Adre olmamış olursa alternatif olarak yeni bir on numarayı gündemine aldı ya da alacak. Şu anda e, çok yeni olduğu için bazı şeylerde tabi e, isim vermek belki doğru olmayabilir ama Cevap konusunda Galatasaray beklemeye geçti. Teklifini yaptı. Menajerlerde o yüzde onluk dilimin üzerine çıkanlar var. Biliyorsunuz ücretler orada yüzde on. Bu rakamı biraz daha aşağı çekilmesini istiyor. Kulüpler bazında bir sıkıntı yok. menajerler çok fazla sıkıntı çıkarıyor. Burada mesela Umut Bozok transferinde de aynı. Daha önce birçok transfer sayarı menajerlerin çıkarmış olduğu zorluklardan dolayı gerçekleşmeyen transferler. Yani burada Geopadra Galatasaray'a gelmek istiyor. Oynamak istiyor. Bon servis konusunda sıkıntı yok. Alacağı konusundaki rakamlarda pazarlıklar sürüyordu. Ve bekleyelim bakalım. Ama Geopadra'yı ben Galatasaray formasını giymesin. Onu da isteyeceğim oyunculardan bir tanesi. Çünkü çok yönlü bir oyuncu. On numara oynuyor. Forvet arkası oynuyor. E, gole dönük oynuyor. E, zaman zaman 9'da oynayabiliyor. Dolayısıyla böyle bir oyuncuyu e, Galatasaray'da ben görmek isterim. Transfer hareketliği bayramdan sonra devam edecek. Yayın başında da söyledim. Belki böyle birer hafta arayla ya da bir hafta iki için ama bir dört ya da beş transfer ben açıkçası bekliyorum. Bir dört transfer daha bekliyorum yani. Bir de forvetlerin durumuna göre belki sayı artabilir. Sabek mesela olacak. İki golcü ayrılırsa en az bir golcü daha transfer edecek. Altı ve sekiz bir tane daha yani bir altı beklenirdi ama 8 numara belki bir tane daha oyuncu olabilir. Hem e, William Carvalho hem İdris İdris'e e, Guay olabilir. Dolayısıyla transfer hareketliği sürecek. Gideceklerden yeni isimler olabilir. Mustafa Muhammed, işte Gomez, Jackne belirsizliği var. Belki Kerem için önümüzdeki günlerde teklif gelebilir. Şu ana kadar çok ciddi bir resmi teklif gelmedi. E, yani her şey yani olabilir Galatasaray'ın beklenti var mı peki? Hani teklif gelirse değerlendiririz gibi bir düşünce var mı? Ya şöyle söyleyeyim Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynarken çok fazla teklifler geliyor dolaylı şekilde. Evet. Ama Galatasaray'da Kerem'i satması için 6-7 milyon euroya falan değil. En az markaya yakınına yakın bir bedelle satması gerekiyor. Şu anda Kerem mesela 6-7 milyon euroya satarsan herhalde çok ciddi bir teklif yani tepkiyle karşılaşılabilir. O yüzden Galatasaray burada hani bir tabiri caizse var ya top satıcı. Galatasaray Kerem'le Avrupa Şamp Avrupa Ligi'nde çok ciddi bir marka değeri kazandırdı Kerem'e. Kerem'in geçen evet. seneki toplam maç sayısı 60'ın üzerinde. 63'e de 64 maç oynadı. Milli maçlarda bunu saydığımız zaman. Belli Lig'deki performansıyla Avrupa'daki performansı çok dikkat çekti. Bir teklif açıkçası Galatasaray bekliyor. Belki birkaç teklif. Ama bu süre var. Önümüzdeki günlerde Kerem'e de yeni teklifler gelebileceğini düşünüyorum ben yani. Peki. Şimdi chat kısmında ben soruları görüyorum. Farklı farklı isimler geliyor. Fakat ben bir şeye değinmek istiyorum abi. Dün akşamki yayınını izledim ben son sayfada Hı. Sergio Oliveira ile ilgili bir yorumum vardı. İşte 30 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık bir sözleşmeyi biraz e, değişik buluyorum diye. Sonuna kadar arkasındayım sözümün. Net biraz söylüyorum. Yorum alabilir miyim futbolcu, senden? Futbolcunun hafif can kalitesi ne? Futbolcunun e, yaptıklarına bir itirazım yok. Futbolcu ben her zaman istikrardan yanayım. Baktığım zaman bu çok bu oyuncu Şimdi ya Sergio Oliveira 18 yaşında Porto'nun altyapısından profesyonel olmuş. Bir kere e, bedava ve o servissiz bir şekilde gönderilmiş. Kendi oyuncunu alırken 1 milyon euro demişsin e, 2011'den bu tarafa 13 takım yanlış hatırlamıyorsam çalışmışsın. 13 farklı takıma gitmişsin. Bu sezon Roma'da Mourinho istemiş. 13,5 milyon euro bonservis bedeli koymuş. Satın alma bedeli olarak ve bunu kullanmamış. 13.5 milyon lira satın alma bedelini koyup da kullanma kullanabilirdi. Kullanmak iste biraz daha aşağı rakamları çekebilirdi. Ama Galatasaray'ın dışında şu anda 4 yıllık sözleşme yaptığı hiçbir kulüp yok. 3 yıllık da yok. 2 yıllık da yok kalabildiği olarak. Hep oynadığı maç sayılarına bakıyorum. 12, 15, 20 ve 6 aylık dönemlerde. Hani hı hı. bir takımda da 2 sene oynamaz mı 10 senede bir insan ya? Yoksa net söylüyorum kaliteli bir oyuncu. İstikrar sayıda, yani ortada i̇stikrarsızlık. Ben istikrar. yani istikrara bakarım. Uzun vadede oynadığı maç sayısı yok. İki sene oynamayan bir oyuncu. Dört yıllık sözleşme yapıyorsunuz. Dört artı, yani şey dört yıllık bir sözleşme yapıyorsunuz. Üç milyon euro bon servis. Yıllık iki milyon yüz elli bin euro. Ve bu transfer başarılı. Kimse bana bu transfere başarısı gibi göstermesin. Efendim Mourinho istemiş alamamış. Galatasaray yarım saatte almış. Ya bıraksınlar bu işleri ya. Galatasaray yarım saatte bu transferi yaptıysa alkışlarız ama ya Mourinho Roma bu işi bilmiyorum 13.5 milyon euro. E ben evet. bir örnek verdim. Jetson Fernandes Galatasaray'a geldiği zaman, kiraladığı zaman kimin oyuncusuydu? Kime kiralanmıştı? Tottenham'da kim vardı o zaman? Mourinho vardı. Mourinho satın, yani. alma, satın alma satın opsiyonu kaç paraydı? 41 milyon euroydu. 41 45 milyon aynen. euro satın alma opsiyonu vardı. Orada Galatasaray şey Tottenham bu kullanmadı. Yine o zaman Benfica kulübüne karşı kullanmadı satın alma opsiyonu. Galatasaray kiralamaya geçti. Hani burada 13,5 milyon euro Roma kullanmadı, Mourinho kullanmadı. Olmayabiliyor. Ama Galatasaray 4 yıllık sözleşmeyi ben doğru bulmuyorum. 30 yaşında bir oyuncu. Galatasaray geçmişte bunları zaten yaşadı. Evet, Fekül'ün evet. 5 yıllık sözleşmesini 2 yıl. 2 yıl çok başarılı olabilir. İnşallah 4 yıl olsun. İlk yılın ben başarılı olabileceğine deniyorum. Bakıldığı zaman Sergio Oliveira'nın. Ama bu dört yılı nasıl yapacağız? 30 yaş, 31 yaş, 32 yaş, 33 yaş, 34 yaş. Yaşlanarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. 4 senenin de bedeli aynı. E bari son senesinde 3 milyon euro yapsaydınız hiç olmazsa yaşlandıkça <laughs> e, artırardı. Bir zamanlar öyle şeyler de oldu Galatasaray'da yani. Ya bilmiyorum ben başarı kriteri olarak bir şey demem ama sözleşmenin süre şeklini e, karşı çıktığımı, şer koyduğumu ilk günde söyledim, bugün de söyledim, yarın da söyleyeceğim. Yani 4 yıllık Galatasaray Feguli gibi, Belhanda gibi ne gibi özellikle Feguli ve Belhanda bu yönetim tarafından alındığı için söylüyorum. Ha, Feguli 5 yıllık sözleşme yapılırken İspanya ve İngiltere serüveni vardı. Önemli bir kariyerle geldi. Belhanda keza aynı şekilde Şampiyonlar Ligi, Avrupa serüveni. Ama şimdi siz e, Sergio Oliveira'ya baktığınız zaman böyle Belhanda gibi, Feguli gibi uzun süreli bir kontrat almış, oynamış bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Başarılı olur mu? Olur. Ama bugün seneye ama 32'de, 33'te, 34'te ne olacak, nasıl gelecek ben onu bilmiyorum. O yüzden 2 milyon 750 bin euro fix olup 4 seneye yayılması bon servis konusunda da sadece ve sadece 1 milyon euroyu görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Transferin oyuncuya değil ama yapılış şeklinde, süre şeklinde ben şer koyuyorum açıkçası yani. Evet. Yine chat kısmına bakacak olursak Kaan Ayhan Mert Müldür yine savunma kısmında Mert Müldür e hemen cevaplayayım. Mert Müldür ile ilgili Cenk Ergün görüşüyor. Erden Timur görüşüyor. Erden Timur Mert Müldür'ü telefonla arıyor. Mert Müldür şu anda Galatasaraylı. Arayan yetkililere direkt kulübün işaret ediyor. Kulübümle görüşün diyor. Kibar bir şekilde kendisi ben gelmek istemiyorum diyor mi tabii ki Galatasaray kulübüne kimse ayır diyemez. Yerli, yabancı Galatasaray kulübü bir Avrupa takımı artık. Yani burada Mert Müldür'ün daha önce rakamlar bazında baktığı zaman 7 milyon euro'lardan bahsediyordu bonservisi şu andaki görüşmeler ne aşamada bilmiyorum. Ama Mert Müldür kendisini arayan Galatasaraylı yöneticilere, yetkililere direkt kulübünü işaret ediyor. Kaan Ayan için de aynı şekilde hem Cenk Ergün hem Erden Timur bir değil birden fazla görüşme gerçekleştirdi. Bu transferi de yani sonuçlandırabilmek için, mutlu sonuçlandırabilmek için çok ciddi görüşmeler var ve devam ediyor. Ve bayramdan hemen sonra devam edecektir. Özellikle şu anda transfere bakan Erden Timur, Cenk Ergün biraz geri planda kaldı. O daha önce e, sihirbaz lakabını alan Cenk Ergün'ün Erden ön plana çıkması beraber transferler Cenk Ergün biraz geri planda kaldı. Çünkü direkt Erden Timur ilgileniyor. Takımla beraber kafile başkanı, e, oyuncularla ilgili medyada verdiği röportajlar, transferlerdeki durumları anlatmasıyla e, Erden çok daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz şu anda Galatasaray'da transfer bazında baktığımız zaman. Evet. Bugün Marka'nın transferi kesinleşti abi. Resmiyet kazandı artık. bu. Ee son gelişmeleri, detayları alsak sende ne oldu, bonuslar vesaire işlemler. Şimdi 15 milyon euro olarak açıkladı. 12 milyon evet. 3 milyon euro bonus var. Zor 3. bonus, kolay bonus fark etmez. Sevilla kulübünü açıkladı 15 milyon euro. Ben ona bakarım. Sevilla resmi sitesinden açıklanan 15 milyon euroluk rakam var. Bir sonraki satıştan da %10 pay var. Bu oyuncu eğer marka iyi bir performans sergilerse buradan İngiltere'ye görme ihtimali çok yüksek. Evet. Bunun içinde 15 milyon euroya aldığı bir oyuncuyu 30 milyon euroları görürse aldığınız bedelin üzerinde o zaman oradan e, yine size bir, bir buçuk milyon euro gibi bir rakam gelebilir. Ama bugün şartlarında şu anda 15 milyonluk rakam bence fena bir rakam değil. Türkiye şartlarında Türkiye'den giden bir futbolcu 15 milyon euro hakikaten iyi bir rakam. Ya nasıl 18'de 20'de edebilirdi? Ya yani Türkiye'den olduğu zaman böyle oluyor. Ya bizim Türkiye ligimizin kalitesinden mi diyelim, oyun temposundan mı diyelim? Yoksa farklı nedenlerden de bilmiyorum ama Marka'nın eğer Galatasaray'da oynadığı maç sayısını Sevilla'da çıkarırsa Galatasaray'da oynadığını biraz üzerine koyarsa ben bu kadar ikna ediyorum ama bu söylediklerim gerçekleşirse 30 milyon eurosu var bir sonraki transferde. Burada hem Sevilla kazanacak hem Galatasaray'da kazanacak. Ee, Sevilla belki bir sene içinde bir şampiyonluk ya da Avrupa'daki macerasında sonuçlar bilmiyorum ama bugünün şartlarında Galatasaray'ın 15 milyon euro artı %10'luk satış opsiyonu bir sonraki satıştan koydurması bana göre e, normal. Başarıdır. Kerem için de aynı şeyi bekliyordu ama Kerem'de bu çıkmadı. Hatta o Zenit'in istemesi. Zenit direkt 15 milyon euro vermişti. E, hı oyuncu hı. Zenit değil Sevilla'yı tercih etmiş oldu. Ki başından beri Sevilla'yı çok istiyordu. İnşallah gittiği takımda Sevilla'da başarılı olur. Galatasaray'da kazandırmaya devam eder. Galatasaray'dan geldi dedikmeye Galatasaray'ın ismini orada da taşımaya devam eder marka. Ama eleştirilecek bir transfer olmadı bence. yani Bunu kabul etmek lazım. Bak biraz önce Sergio Oliva transferini eleştirdim ama burada marka transferini eleştirecek hiçbir şey bulamıyorum. 12 artı 3 hatta 15 olarak açıklandı. Yani bonuslarla orada 15 milyon euro olarak açıklandı bu transfer. E bir sonraki transferde de %10 e, pay olursa bu e, hesaplanan zaten 16, 17, 18 bandından bahsediliyordu. Yine o rakamlara gelmiş olacaktır yani.